Nedret Ersanel, biz İran'ın Hamane'ye bakarak, Hamane'nin yaptığı açıklamalara bakarak... ...İsrail'e yakın zamanda bir karşılık verip vermeyeceğini, bu karşılığın boyutlarını anlamaya çalışıyoruz. Ee, Hamane'yi dinledin. Ne görüyorsun? Gerçekten İran e, bu söylediklerini yapacak mı? Vallahi sadece Hamaney değil. <laughs> yani e, İsrail yetkililerinin açıklamalarına bakarsanız, hele Amerikalıların bölgedeki hareketliliğine bakarsanız... Yani bu sorunun haklılık yani haklı evet bu soruyu sormak hak. Evet. Ama yani şöyle bir şey var. Yani mesela Türkiye'de İran konuşmak her zaman meseledir. Riskli bir mesele midir? Riskli mesele midir? E bir kendine göre riski vardır da hani anlaşılması açısından zor bir konudur. Yani İran konuşursunuz Katılıyor. araya çok laf girer. Doğru. O laflar yüzünden de bir türlü İran'ı tam hani çizemezsiniz. Konuşamazsınız. konuşamazsınız. Doğru. konuşamazsınız. Hani konuşsanız da laf yerine varmaz. Araya çok giren olduğu için demek istiyorum. Ama soru cari bir sorudur. Yani dediğim gibi sadece İran'ın yetkililerin, yani bir de birden çok yetkilisinden, dışları bakımından şey söyledi vesaire vesaire. Bunlara bakarak yürümediğini biliyoruz. İkinci kısım bir, orada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Dediğim ya hani laf yerine varmıyor dediğim şu. İran'ın gerçek politiği ne? Bölgeye ilişkin. İki, e ee, İsrail İran arasında bugüne kadar Türkiye'de oturmuş anlayış ne? Yani genel eğer şu söyleniyorsa ee, ...İran İran'la e, İsrail arasında örtülü, gizli, zımni bir anlaşma var. Ee, bölgedeki menfaatleri üleşmek adına bir tür al gülüm ver gülüm e, efendime söyleyeyim hani at gülüm tut gülüm ilişkileri var. Şey budur, aslı budur deniyorsa bu gerçek değil. Böyle bir şey yok. Asıl iş şu, e, İsrail'in İran'ı yıkıcı biçimde vurması ya da İran'ın İsrail'i yıkıcı biçimde vurması iki, iki ülke ilişkilerinin dışında ve üstündedir. Başka hmm. ülkeleri de ilgilendiriyor. Hatta başka ülkelerin elindedir. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey İsrail için de mi söylüyorsun? İki, a, evet. Hem İsrail'in İran'ı yıkıcı şekilde vurması hem İran'ın İsrail'i yıkıcı şekilde vurması başka yani iki ülke ilişkileri özelindeki meselelerin hem dışındadır hem üstündedir. Bir kalıp olarak yani gönlü kabul eden bunu hani böyle bir düstur olarak da alabilir. Bugüne kadarki öykü, <laughs> bugüne kadarkinden kastım şu, 7 Ekim'den başlatırsanız eğer, Buraya kadarki öykü, İran ile İsrail'in bu dediğim anlamda yıkıcı bir şekilde birbirlerine girmelerini bugün senin sorduğun soruya kadar durdurdu. Tamam. Durdurdu. Çok açık bir şey. Tek tekten iyice sadeleştirebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri şu an İsrail ile İran arasında bir savaş istemiyor. Rusya, İsrail ile İran arasında bir savaş istemiyor. Çin, İsrail ile İran arasında bir savaş istemiyor. Türkiye, İsrail, İran ve orta boy ülkelerden devam orta boy güçteki ülkelerden devam ederek bu örnekleri arttırabiliriz. Kim istiyor peki? İsteyen olmadığı için olmuyor. Bu kadar. İsrail istemiyor mu? Şöyle. Onun da belli bir zamanı ve zeminini, ara konjonktürünü arar. Mesela yani biraz İsrail, sonra dilerim, İsrail az önce istemiyor, istemiyor, istemiyor diye saydığın ülkeler istemediği için mi istemiyor? Yoksa İsrail, İsrail çok istiyor da mesela o Amerika yürü derse dediğim ya onun dışında ve evet. üstünde evet. Amerika yürü derse vurur. Onda bir his yok. Hem bölgesel yayılmayı tercih ettiği için vurur hem kendi zaten ideal hedeflerine ulaşmak için vurur. Bunda mesele yok. Yani bunlara tarif edebiliyoruz. Peki şimdi neden bu süper güçler ya da güncellenmiş orta boy ülkeler de bunları sadeleştirdim şu sebepten. Şu, genellikle şuraya yasladık değil mi? Amerikan başkanlık seçimleri. Böyle bir şeye yaslıyoruz. Ha şeyi de söyleyeyim de öyle bitireyim. Ee, yine de vurursa ne olur? Diyelim ki şey günü vurdu. Ee, 5 Kasım'da Amerikan seçimleri olduğu anda vurdu. Hiç, yani İsrail'de laf kalma söyleyeyim. Yani Amerika çok sert vurur. Karşılık verir. Ben Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani buraya kadarki öykü zaten karşılıklı bu işin kontrolden çıkmaması üzerine. Esas büyük güç devreye girer. Tabii çünkü o zaman kendini alacak onu. Şurada seçime kalmış şu kadar saat. Sen tutuyorsun İsrail'i yıkıcı biçimde vuruyorsun ve bundan Amerika'nın alınmaması gerekiyor. Sadece Amerika bunu üzerine alınmakla kalmaz. Başkanlık da bunu kişisel algılar yani der ki bir dakika. Yani sen bana karşı da oynuyorsun ki bu çok garip olur. Çünkü İran'a sorarsanız onun menfaati Trump'ta değil, Biden'da. Eğer Biden'daysa vurması çok garip olur. Yani tamam ona yarar yani. çünkü Trump'a yarar bu. Sonuç olarak böyle e, hani e, bu kadarla sadeleştirebileceğimiz bir durum var ortada. Peki tam bu noktada İsrail bahsettiğin Amerika Birleşik Devletleri'ni de Çile'den çıkaracak bir eylemi bu kadar yaygın ilişkileri ağı, uzantıları olan İsrail tertipleyemez mi? Amerika Yapabilir. Birleşik Devletleri'ni tamam. direkt sahaya sürecek bir büyük provokasyon ya İsrail'in şimdi... yapamayacağı bir şey mi? Hayır, yapamayacak bir şey olur mu? Ee, mesela senin hani ilk cümlelerim neydi? Hareketliliğe bakarsan. Evet. Mesela ABD CENTCOM'un <laughs> başkanı orada. Yeni Dışişleri Bakanı geri döndü ve bu konular konuşuldu. Evet. Aman hani Şeyi kaçırmayın. Sakin olun. Ha, tamam Şimdi yani. değil. Yani şimdi değil. Sonra şey ortaya çıktı. Ee, Biden yönetimi ya siz şu rehineleri verseniz de şu seçimleri bir halletsek. Çünkü en kolay ve en yüksek satabileceği şey de bu. Biden yönetiminin. Yani Hamas'a söylüyor bunu. Direkt temas kurarak üstelik. Ki Biden'ın planı çöktü biliyorsunuz. Biden ne demişti? Kamala Harris ee, başkanlığa aday olduğu zaman... Ben dedi Kamalaris olacak. Ben de barış süreci için başkanlığım geri kalan dilimini değerlendireceğim demişti. Ama tam bir fiyaskoya dönüşüyor şu kadar Hiçbir şey yapamadı. Yani şimdi onu Amerikan seçimleri bölümünde gayri, Geniş ayrıca oraya konuşuruz oraya ama. Gelicek Amerika konuşacağız. Ee, sonuç olarak ben de yani geneli katılayım. Yani ben beklemiyorum. O zaman neredeyse herkes böyle e, büyük bir saldırı, cevap beklemiyor. Delilik. Eğer senin dediğin gibi hakikaten böyle bir delilik yaparsa İran, yani şu aşamada bir deliliktir bak. Hani bir ay önce aynı şekilde delilik demezdim. O kadar delilik demezdim. Şimdi Mesela Abdullah hani son saldırısını izah etti ya askeri açıdan füzeler vesaire. Şimdi mesela Amerika, şey İsrail'in verdiği cevapta da mesela Amerikalı uzmanların böyle o kadar hani yorucu analizleri var ki tabi son derece bilgilendirici. Onların bir kısmına göre İsrail uçakları yaklaşamadı bile diyorlar. Bunlar yazılı çizili ciddi. Hani böyle internette bilmem ne filan değil. Yazılı çizili şuraya kadar yaklaştı, ancak şuradan füze atabildi. Buralarda radarları falan filan gibi uzun metinler o, var. O